Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla ve tabii ki lezzetiyle, keyfiyle devam ediyor. Bizler de durağımız olan Antakya'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi Antakya'ya özel bir lezzetle karşınızdayız. Ve bu lezzeti yapan tek yerle tabii ki Blue White Köfte'deyiz. Yanımızda da Sayın Nuri Tanış var. Merhaba efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, az önce size söylediğim gibi gerçekten de Antakya biberini biz sizin sayenizde tanımış olduk, tatmış olduk. Doğrudur. Ama şimdi bunu tanımak ve tatmak isteyen herkese White Blue Köfte'nin kuruluşundan itibaren verdiği hizmetleri anlatalım istiyoruz. 1992 yılından beri bu işlerle ilgili çalışmalarımız var. Biz bu işleri yaparken ilk hedefimiz hizmet ederken bu hizmeti en ileriye götürebilmekti. Müşteriye en iyi hizmeti verebilmekti. Önce maddiyatı değil, hizmeti düşündük biz. Evet. Onun için de bugüne kadar ayakta kalabiliyoruz. En güzel tatları vatandaşlarımıza, memleketimize verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada bu yaptığımız köftenin içerisinde... Şimdilik onlara geleceğiz, sırayla gidiyoruz hep. Çünkü bu köftenin içerisindeki o sırrı bizimle paylaşmayacaksınız. Biz biliyoruz, biliyoruz. Baharat, en önemli şey baharat. İçerisindeki bulunan baharattır. Bu baharatı biz yurt dışından getirtiyoruz. Burada Türkiye'de değil bu. Dışarıdan gelen bir baharat var içerisinde. Evet. Bu baharat sayesinde lezzeti alanlar bir daha başka bir şey yemiyorlar. Bu memlekette de bu köfte bizim sayemizde ayakta duruyor. Devam evet, ediyor. Gerçekten de öyle. Artık baharatından mı yoksa el maharetinden mi, etinden mi, suyundan mı yoksa acısından mı bilemiyoruz. Gerçekten bu köfteyi tattıktan sonra başka köftelere nasıl köfte diyeceksiniz bilmiyoruz. Ama çok özel bir köfte ki biraz sonra tekrar onu da anlatacağız. Şimdi biraz da fiziki yapıdan bahsedelim istiyoruz. Çünkü Antakya'nın son derece merkezi bir bölgesinde küçücük ama bir o kadar da hijyenik ve doğru, şirin bir dükkanda hizmet veriyorsunuz. Doğrudur. Bir çapıda kaç misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz? Bir çapıda burada 5 masamız bulunuyor. 5 evet, masa 4'erden 20 kişiliktir. Yani 20'ye hizmet verebiliriz, 20 kişiye hizmet verebiliriz. Evet. Bu hizmetimiz en doğru ve en dürüst şekilde yapılmaktadır. İnsanlarımıza demin de dediğim gibi güzel hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Harika. Peki bu hizmeti hangi saatler arasında ve hangi günler veriyorsunuz? Sabah 9, gece 2'ye kadar, 02'ye kadar açıyoruz. Öyleyse gece 2'ye kadar canınız köfte istediğinde, bu güzel lezzeti istediğinde tabii ki buradalar diyoruz. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Çünkü bu tamamen bir ekip işi. 20 kişilik bir servis salonunuz var. Bir çırpıda 20 kişiye hitap ediyorsunuz ama bunun tabii ki paket servisi de var, pişmesi de var. Doğrudur, doğrudur. Benim 3 oğlum var Allah'a çok şükür. Maşallah. Üçünden de ben memnunum. Burada hizmet verirken onlardan faydalanıyoruz. Biz kendi işimizi kendimiz gördüğümüz için de her zaman ayakta duracağız. İnşallah sonsuza kadar benden sonra çocuklarım devam ettirecekler. Bu iş devam edecek yani. İnşallah diyoruz biz de ve etsin istiyoruz. Midelerde bayram etsin bayram istiyoruz. Bayram etsin evet. Bu aynen güzel öyle. Köfteyle. Aynen öyle. Evet, şimdi köftemiz nasıl hazırlanıyor? Püf noktasını vermeseniz de nasıl yok, hazırlanacağını öğrenelim şimdi istiyoruz. Şimdi biz eti kasabımızdan alıyoruz. Hı-hı. Kasabımızdan aldıktan sonra bu eti belli gramajda alıyoruz. Bu gramaja göre de içerisine bazı malzemeler koyuyoruz. Mesela etin yanında irmik koyuyoruz. Hı-hı. Bunun yanında başka baharatlar var. Efendim tuzu var. Hı-hı. Bu vesairesi var. Bunlar bir karışım haline geliyor. Makinede çekiliyor ve belli bir hizmetten sonra kalıp halinde, kalıplara konarak et haline getiriliyor. Onlar da hizmet ederken müşterilerimize hizmet olarak geri gidiyor. Yani. Evet ve aynı zamanda çok özel bir sosu var bu köftemizin. Lavaşı da bir o kadar özel. Onun da hazırlanmasını şöyle kısaca bir anlatalım mı? Tek ekmek var, çift ekmek var. Tek ekmek veya çift ekmek veya üç ekmek daha fazla da isteyebilirler. Ama bu hizmeti verirken biz onu elimizden geldiğince malzeme alırken biz malzemenin en kalitelisini almaya çalışıyoruz. Çünkü kalite olmazsa verdiğimiz lezzet tam yerini bulmaz. Evet. Salçanın iyisi, biberin iyisi vesaire, yağın iyisi, mayonezin iyisi. Bunlar iyi olduğu sürece vatandaşlarımız, arkadaşlarımız burada yemekten memnun kalacaklardır. Onun için de devamı gelecektir inşallah. Gelecektir diyoruz i̇nşallah. Biz de. Hem inşallah diyoruz hem de eminiz diyoruz. Çünkü bu lezzetin devamı gelmeli diyoruz. İnşallah ikinci kuşak, üçüncü kuşak i̇nşallah, bu lezzeti inşallah, devam ettirir inşallah diyoruz. Ben elimden geldiğince işimin en iyisini yapmaya, her gün daha yenilik yapmaya çalışıyorum. Elimden gelirse
Yani insanlarımıza ne vereceğimi hep böyle düşünerek geçiriyorum günlerimi. Onun için de inşallah başarılı olacağız. Olacaksınızdır, eminiz biz bundan. Peki gelecekte başka şubeler olacak mı, yoksa sadece buradan merkezimizi tutacak? Şu anda bir şubemiz var Fatih Caddesi'nde. Evet. Fatih Caddesi'nde de hizmet veriyoruz. Orada da müşterilerimizi oraya bekliyoruz yani. Oraya yakın olanlar da oradan yararlanabilirler. Evet, öyleyse iki şubeyle hizmet veriyorlar. Bu lezzeti tatmak için ne duruyorsunuz? Koşun diyoruz biz de. Hoş çok geldiniz, sefa geldiniz diyoruz biz de. Her şey için teşekkürler diyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, gördüğünüz gibi bölgede hoş geldinle başlıyorlar, hoş geldinle bitiriyorlar. Bizler de şimdilik hoş geldiniz diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.